Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda taş adam nasıl dövülür arkadaşlar, onunla ilgili yardımcı olmaya çalışacağım inşallah diyelim. Daha önce nasıl dövülür videosunda korktan bahsetmiştim arkadaşlar. Ve korgun çok az bilinen iki özelliğinden bahsetmiştim. Özellikle özel saldırı birinden kaçarken ayağını yere vurma hamlesi hakikaten çok önemli arkadaşlar. Eğer unutmazsam videonun altına yine bir açıklama linki atarım. Eğer unutursam siz atın lütfen arkadaşlar. Geçen bir tane arkadaşımız sağ olsun atmış, Allah razı olsun diyorum. Ve taş adama başlıyorum. Taş adam arkadaşlar kork gibi yine birçok karoyu karo özelliğini kendi bünyesinde bulunduran çok fantastik bir karakter. Çok abartı bir karakter. Özellikle arkadaşlar kopya özenle bakalım. Yani taş adamı tanırsak dövmesi kolay arkadaşlar. Öyle çok aman aman da zor değil. Taş adam diyor ki ben kopya olduğumda ve 200 kopya olduğumda R5 iken arkadaşlar sonraki 5 saniye boyunca korumayı etkinleştirerek tüm hasarı %80 oranında azaltırım diyor arkadaşlar. Yani üzerine koruma kalkanı açtığı anda 5 saniye boyunca saldırılarınız %80 azalacak. Bir kere bundan endişe etmeyin. Öyle çok ekstrem bir şey değil. Aynı zamanda her bulunan taş yükü başına da %1 daha kısarım diyor. Yani 10 tane daha varsa saldırınızı 5 saniye %90 kısarım diyor arkadaşlar. Bu yetenek bittikten sonra beklemeye girer ve 20 saniye boyunca yeniden etkinleşmez. Taş adam sersemletildiğinde kırılma hızı ruhla tetiklenecektir. Yani sersem olduğu anda bu korumayı açıyor arkadaşlar. Kırılma hızı ruh rakip tek bir darbede sadece temel saldırı puanını %300 veya daha fazlasını vereceği zaman veya özel saldırı vuruşları %300'den fazlasını vereceği zaman tetiklenecektir arkadaşlar. Bunun için bekleme yoktur. Yani bir Corvus Glaive böyle bol yüklü veya Ghost'la girdiğinizde arkadaşlar o yüksek hasarı verdiğiniz anda cooldown süresine gerek olmadan yani tekrar dolmasını beklemeden aktif hale gelecektir. Yani bu tarz kritik veren karakterlere karşı bir nevi anti yapmışlar. Baktığınızda kanamaya, şoka, zırh kırmaya, parçalanmış zırha etkisiz bırakmaya, sendetme ve kader mühürüne karşı da bağışıklı yapmışlar arkadaşlar karakteri. Rakibe vurduğunuzda yani taş adamı her vurduğunuzda üzerine bir taş yükü alıyor. Aslında çok fazla karakteri tanıtmayacağım. Sadece burada defansından biraz bahsedeceğim. Biliyorsunuz her vurduğunuzda taş adam üzerine bir taş yükü alıyor. 15 yük olduktan sonra taş adam diyor ki bana bir kere daha vurursan 16 yük yapmak yerine hem durdurulamaz açıp seni köşeye sıkıştıracağım diyor. Çatara çutara dalacağım diyor arkadaşlar. Böyle bir şey diyor taş adam. Evvela bu taş adamda niçin zorlanılıyor? İlk başta onu bir göstereyim arkadaşlar. Burada düello için kullanacağımız rakibimizin adı arkadaşlar Kodoga. Tabi bu O'lar sıfırla yazılıyor. Şimdi bir girelim. Evvela kimle? Mesela atıyorum abi. Şöyle rastgele yalap şalap seç birini. Mesela 4 yıldızla girelim şimdi. Bu adam biraz cücük kalır. Hayalet sürücüyle gir mesela. Hem de sınıf bonusu değmiş olsun. İlk baş arkadaşlar sıkıntıyı göstereceğim. Gördüğünüz gibi şu anda mor bir şey açtı üzerine. Ve bu arkadaşlar koruyucu kalkan oluyor. Şimdi 15'e bakın arkadaşlar. Yük 15 oldu. Özel saldırı tüm görüyor musunuz? Durdurulamaz ve bundan sonra başlıyor tokatlamaya abi. Bu durdurulamaz açmak için de 2 yük harcıyor arkadaşlar. Ben buna tekrar 3. vuruşu yaptığımda bir daha durdurulamaz oluyor. Ve çatır çutur arkadaşlar dövebiliyor. Peki bu taş adamı nasıl dövebiliriz? Taş adamın arkadaşlar en önemli esprisi üzerine topladığı taş yükleri. Yani taş yüklerine dikkat etmek lazım. Üzerindeki taş yükleri azaltabilir miyiz? Evet arkadaşlar azaltabiliriz. Taş adam kanamaya karşı bağışıklı olmasına rağmen rakibe kanama etkisi verirseniz arkadaşlar aynı zamanda yüklerinden de azalmaya başlar. Mesela kim var bununla ilgili kanatabilecek? Misal Moon Knight ya da Blade olabilir. Şöyle bir bakalım. Moon Knight bulabilirsen bir tane. Tamam, burada Moon Knight'ım var. Moon Knight da bolca arkadaşlar kanama hasarı ve sürekli kanama verdiği için bu taş yüklerini azaltabilir. Bakalım mesela.
gördüğünüz gibi 3'ten bir anda 1'e düşüyor arkadaşlar. Mesela şu anda 5, 6, 7 tekrardan 5'e. Bu şekilde kanama hasarı veren bir karakterle de kanamalarını düşürebilirsiniz. 15 yük oldu. Evet, asıl muhabbet burası. Kanama yükü veren karakterlerle bile taş yükünü düşüremezsiniz. 15 oldu. Ve arkadaşlar bu karaktere karşı ne yapacaksınız? Mesela rakibin şu anda güç barı da bir değil ki. Mesela güç barı ile ilgili de bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Böyle durumda rakibi defansına iteceksiniz arkadaşlar. Bloğundayken bloğuna vuracaksınız. Ve güç barı doldurmaya çalışacaksınız arkadaşlar diyorum. Ve bundan da çıkıyorum. Bir kere daha geliyorum arkadaşlar. Önce tanıtıyorum. Daha sonra nasıl dövüleceğini de inşallah göstereceğim arkadaşlar. Bu arada bu arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. En azından taş adam profiliyle bize yardımcı olduğu için. Sıra girelim muhabbete. Taş adam arkadaşlar 15 yük taş, 15 tane taş yükü varken üzerinde özel saldırı attığı zaman bütün yüklerini harcar ve buna karşılık da arkadaşlar bize özel saldırı attıktan sonra kendi üzerine hidit alır. Hemen bir daha onu gösterelim. Yine bir 4 yıldız karakterden yardım alalım. Mesela Stark'tan yardım alalım bu sefer de. Siper attığım anda koruyucu kalkan geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi o taş yükünü 15'e çıkartacağım. Ve daha sonra da özel saldırı atmasını sağlayacağım. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar özel saldırı attığında 15 hiddete çıktı. Ama arkadaşlar rakibin üzerindeki o taş yükleri de gitmiş oldu. Tüm karakterlerle bunu yaparak arkadaşlar taş adamı zayıf pozisyona düşürebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar rakibin bloğuna vurduğunuzda, yani taş adama vurduğunuzda 15 yükü var ya, 15 yük varken bile bloğuna vurduğunda taş yükleri toplamaya devam eder. Ama arkadaşlar durdurulamaz, etkisi açmaz. Yani bloğunda vurduğunuzda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bu bilgiler ışığında arkadaşlar taş adamı nasıl dövebiliriz? Önce ona bakalım. Bir kere taş adamı hemen hemen her karakterle dövebilirsiniz arkadaşlar. O konuda gönlünüz rahat olsun. Yani illa özel bir karaktere ihtiyacınız yok. Tabii ki özel karakterler var. Tabii ki arkadaşlar bazı özel karakterlere daha rahat dövebilirsiniz. Ama mesela yine Stark'tan başlayalım. Mesela Stark'la bir girelim. Bu arada rakibe siper attım. Ve attığımda koruyucu kalkan çıktı arkadaşlar. Bu tabii koruyucu kalkan bildiğiniz üzere bizim saldırı gücümüzü azaltacak arkadaşlar. Şöyle bir şey, eğer imkanınız varsa, şart değil ama arkadaşlar, koruyucu kalkan aktifken rakibe vurmayın. Siper atın ve bekleyin arkadaşlar. Yani darbeleriniz en azından boşuna gitmesin. ...15 yükten sonra rakibe özel saldırı attırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sonra tekrar yoluma devam ediyorum. Koruyucu kalkan aktif olmayadı, düşmüştü. Bu şekilde arkadaşlar aslında rahat bir şekilde geçebiliriz. Peki arkadaşlar bu Gundi en kolay kimlerle dövülür? İlk olarak arkadaşlar en kolay dövebileceğiniz karakter, gram şüphe etmeyin, Gwynplaine arkadaşlar. Gwynplaine'la çerez gibi dövebiliyorsunuz. Gwynplaine normal düz vuruşlarıyla zaten kanama hasarı da veriyor. Bu sebeple taş yüklerini düşürdüğü gibi kopya özelliği arkadaşlar, Gwynplaine'un kopya özelliğiyle de rakibin yetenek isabetini düşürüyor. Hele 50 komboyu bulduktan sonraki ittifak savaşlarında boss için geçerli veya mini bosslar için, ki birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Bunları taş yükü bile açtırmıyor bir yerden sonra arkadaşlar. Onun dışında yine kuvvetle çok rahat vurmadan dövebilirsiniz. Yine Omega Red arkadaşlar, Omega Red, Void gibi karakterlerle de çok çok rahat dövebilirsiniz. Onun dışında birçok karakterle de dövebilirsiniz. Hadi gidelim birazcık testimizi yapalım. İlk olarak Quake'le deneyelim arkadaşlar. Bir bakalım Quake'le.
Siper attığınız anda gördüğünüz gibi koruyucu kalkan aktif hale gelecek arkadaşlar. Ama problem değil, hele kuekli oynuyorsanız sallayarak arkadaşlar rahat bir şekilde rakibinizi gıdıklayabilirsiniz. Hatta hiç vurmadan bile rakibinize hasarlar verebilirsiniz. Kuek çok fazla rakibine vuran bir karakter olmadığı için arkadaşlar 15 komboyu görmeyecektir. Gerçi görse bile fark etmez. Sonuçta 15 kombodan nasıl kurtulacağınızı gördünüz arkadaşlar. Kuek'le dövebilirsiniz. Onun dışında denemeye devam edelim bakalım. Bu sefer de Nick Fury ile bakalım. Yine Nick Fury ile de normal oyun şeklinize devam edin arkadaşlar. Ama Nick Fury ile oynarken şöyle bir şey yapın. Son darbenizi hafif saldırı yapın. Bakın bloğuna vurduğum zaman da dediğim gibi taş yükü almış olacaktır. Nick Fury ile oynarken dörtlü combo yaparsanız daha iyi olur arkadaşlar. Dörtlü combo daha iyi olur. Çünkü ilk kanımı yedikten bir süre sonra daha taş adam beklemek istiyor arkadaşlar. Yani her kanama arka arkaya rakibin üzerinden yükü almıyor. Yine Nick Fury'de çok zorlanmadan bir de taş adam arkadaşlar datası gereğince çok kolay özel saldırı atıyor. Mesela Karadul gibi yetenek isabeti düşüren karakterler arkadaşlar taş adamın taş yükü açmasını engelleyebilir. Ama çok yüksek seviyedeki bir taş adamı ve güzel defans yapan bir karaya konmuşsa arkadaşlar mesela boss'a Karadul taş adamı orada çıkartamaz arkadaşlar. Alamaz orada. Yani yazık olur. Boşuna almış olursunuz. Ama belli bir seviyeye kadar Karadul taş adamı çok rahat bir şekilde gıdıklayabilir arkadaşlar. En azından bu taş yükü muhabbetine öyle kolay açtırmaz. Omega Red de arkadaşlar pasif zayıflatıcıları sayesinde hatır sayılır güzel hasarlar verebilir taş adama. Üç yıldızlı Void ile deneyelim arkadaşlar. Tabi rakipte kanama zehrin olması ayrı bir güzellik. Ayrı bir hasar şekli. Bloğuna vurduğum zaman arkadaşlar gördüğünüz üzere 15 yük olsa bile yukarı çıkabiliyor yük sayısı. Aman açıktan vurmayın. Çünkü anında durdurulamaz olup arkadaşlar anında karşı saldırıya geçer. Bakın koruyucu kalkan varken zayıflatıcıların bile etkisini azaltıyor Gundy. 12 yük oldu. Şimdi 3 vuracağım çekileceğim. 1, 2, 3. Hemen çekil. Şöyle yakışıklı bir L2 basalım. 2, 3 vur çekil. Şimdi bunu 15'e çıkar derken ölebilir. Aynen de böyle. 45 combo da rahat bir şekilde buradan da alıyoruz arkadaşlar. Yani karakter çok önemli değil. Bunu birkaç karakterle daha deneyebilirim. Karakterden ziyade sizin oyunun şekliniz daha önemli arkadaşlar. Taş adamı tanımanız yeterli. 3 yıldızlardan bir Mysterio ile deneyelim. Ki Mysterio'yu da severim arkadaşlar. Güzel bir karakterdir Mysterio da. Yani taş adamın aslında dikkat edilmesi gereken 3 özelliği var. Bunlardan bir tanesi koruyucu kalkan muhabbeti. Bir tanesi 15 yük olduğu zaman kaçacaksınız abi. 16. yüke çıkartmayacaksınız. Diğeri de arkadaşlar rakibin güç barına dikkat edeceksiniz ki ona göre yani öyle bir pozisyon olsun ki özel saldırı atabilsin. Güç barını da fazla yakmayın. Yani mesela şu anda Mysterio'da güç barı yakabilecek bir karakter.
Ama ben atmıyorum abi. Çünkü bana özel saldırı atması lazım. Hemen bir L3 basalım şöyle. Şimdi yüksek hasar verdiğim için arkadaşlar koruyucu kalkan aktif durumda. 1, 2, 3, 4. Vur kaç. Bloğundayken bile gerekirse arkadaşlar 15 taş yükünü rakibe tamamlayabilirsiniz. Dört, beş. Hemen kaç. Taş yükü 15 oldu. Kaç canını kurtar. Mister öyle daha geçebiliyorsunuz. Bir de Elsa Blood'la deneyeyim arkadaşlar. Elsa Blood'u da severim. O da güzel bir karakter. Yeni ama yani yeni karakterler genelde keşfedilmeyi bekleyen karakterler arkadaşlar. Keşfedilmeyi bekleyen karakterler. Yani mantık hep aynı. Bolca antrenman bir kere kimden koy? Hani kime karşı iyi dövüşemiyorsanız kaçmak hiç akıl kârı bir iş değil arkadaşlar. Bir kere gideceksiniz abi. O rakiple sürekli antrenman yapacaksınız. Sürekli. Bu işin usulü kaidesi budur arkadaşlar. 15 yük oldu. Sana da tipe bak. Bir kere daha taş adam hemen koruyucu kalkanı aktifleştirdi. Ondan sonra da patatese bağlamış oldu. Arkadaşlar bunlar normal dövüşlerde. Yani rakibinize sersem atabilirken, siper atabilirken falan. Peki ittifak savaşlarında sersem bağışıklığı bir karoda geldi. Veyahut da arkadaşlar boss'ta geldi. O zaman ne yaparsınız? İşte size bir ittifak savaşındaki boss'un ağzını burnunu kırdığım andaki hali. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bana destek olmak için de videoları beğenebilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.